Merhaba arkadaşlar, örnek sorular çözmeye devam ediyoruz matematik için. Ve karşımızda bu sefer arkadaşlar mantık ve matematik temel kavramlarını iç içe barındıran bir örnek soru var. Kaynağımızı yine belirtelim sevgili arkadaşlar. Hemencecik Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan yeterlilik testleri sayısal bölümünden YKS ikinci testin birinci sorusu. Sevgili arkadaşlar, buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu tip arkadaşlar örnek soruları bulabilirsiniz hepsini sırasıyla. Ayrıca sana şunları da tavsiye ediyorum sevgili arkadaşım. Matematik, fizik ayrı ayrı oynatma listeleri var. Bunları da çözmen senin hayrınadır. Çok faydalanacaksındır diye tahmin ediyorum. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruyu çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Diyor ki arkadaşlar sorular. ABC birer gerçek sayı olmak üzere P, Q, R önermeleri verilmiş. Mutlak değer A artı B sıfırdan küçüktür. B çarpı C sıfıra eşit büyüktür. A artı C B'den büyük eşittir. Önermeleri veriyor. Ve diyor ki arkadaşlar P ise Q veya R önermesi yanlış olduğuna göre A, B, C sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Ne yapıyoruz? Önce ben size bir vakit ayırıyorum, veriyorum. Önce kendiniz çözmeye çalışın arkadaşlar. Çözemediğinizde de çözüme bakabilirsiniz. Siz burada dondurabilirsiniz. 3, 2, 1. Dondurdunuz, baktınız. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. Ben size çözüyorum. Şimdi bakın, böyle sorularda her zaman ne yapıyoruz? Şuradan arkadaşlar P ise Q veya R'yi bir analiz ediyorum. Bu arkadaş yanlışmış, 0. Buradan P, Q, R'nin doğruluk değerlerini bulacağım. Dolayısıyla önermelerin ne demek istediğini anlayacağım arkadaşlar. İse bağlacı var. İse de ne zaman oluyordu? 1 ise 0. 0 olurdu arkadaşlar. Buradan P'nin 1 olduğu apaçık ortada. Veya bağlacında da arkadaşlar 0 olabilmesi için her iki arkadaşın ayrı ayrı 0 olması gerekir. Dolayısıyla benim olay ortaya çıktı. P doğruymuş arkadaşlar. Q ve R 0 yanlışmış. Demek ki arkadaşlar mutlak değer A artı B'nin 0'dan küçük olduğu doğruymuş. Ama B çarpı C arkadaşlar 0'a eşit ya da 0'dan büyük değilmiş. Yanlışmış çünkü. O zaman neymiş? Bu da 0'dan küçükmüş. Değilini yazıyorum çünkü. Diğer taraftan arkadaşlar A artı C de B'ye büyük eşit değil, B'den küçükmüş. Çünkü bu söyledikleri yanlışsa doğru olan budur. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bakın, temel kavramlara geçtik arkadaşlar. Bunu söyleyebilmem için de ne yapacağım arkadaşlar? Şuraya bakıyorum. Şimdi değerlendirmeler yapacağım. Mutlak değer içinde A arkadaşlar. A ne olursa olsun bu arkadaş pozitif bir kere, değil mi? Mutlak değer. Ben mutlak değeri arkadaşlar, işte pozitif bir sayıyı bir sayıyla topladığımda ne zaman negatif olur? B negatifse. Değil mi? B negatif olmalı arkadaşlar. Eğer P pozitif olsaydı pozitif artı pozitif sıfırdan büyük olurdu. Bakın B'nin negatif olduğunu kesinlikle ve kesinlikle buldum. A, B, C'yi yazdım. B'nin altına eksiği yazdım. Güzel. Bak çorap söküğü gibi gidiyor. Şimdi B eksi ise arkadaşlar B ile C'yi çarpıyorum. Sıfırdan küçükse C eksi olsaydı sıfırdan büyük olurdu. Demek ki C de pozitif. Cepte mi? Cepte. Arkadaşlar bu çıkarımlarımı da yazıyorum şimdi. Bak bu arkadaş eksi, bu arkadaş artı. Şimdi bak bu arkadaşlar şunun toplamı arkadaşlar negatif sayıdan daha küçük. Negatif sayıdan daha küçük olması için de A'nın negatif olması lazım. Eğer pozitif olaydı bu sonuç pozitif olurdu. Pozitif bir sayı negatif bir sayıdan küçük olamaz. Ne bulduk? A'yı da negatif bulduk. Ne oldu? Eksi, eksi, artı oldu. Eksi, eksi, artı. B şıkkında bize göz kırpıyor. Değil mi sevgili arkadaşım? Güzel. Gördüğünüzde sevgili arkadaşım, öncelikle bir mantık yorumunu yaptık, bir analiz yaptık orada. Daha sonra da temel kavramlardaki pozitif negatif sayılardaki işlem kabiliyetimizi gösterdik. Şimdi testi tamamlayacağım. Bunları sana tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmeyi unutma sevgili arkadaşım. Çok çok faydalanacaksındır. Evet, ilk kez seyreden arkadaşlarımı hatırlatıyorum. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarına paylaşmak daha da serbesttir. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.